Ne çektin be Bay Kemal? Güya HDP altılı masada yoktu. Aslına bakarsanız masada oturmasına da gerek yoktu çünkü HDP'nin gölgesi masaya ayar vermeye yetiyordu. Durum böyle olmasaydı yuvarlak masanın etrafında toplanan partiler HDP'ye şirinlik yarışına girer miydi hiç? En iyi ihaneti kim dillendirecek isimli bir yarıştı bu. Sadece HDP'nin desteğini almak için verilen bir uğraşta değildi. Aynı zamanda masanın adayını belirleyeceklerini duyurdukları ulusal ve uluslararası karar verici küresel güçlere yaranma yarışıydı. Bu yarışın bir gerekliliği olarak neler yapmadılar neler? En çok da Bay Kemal. Çünkü onu destekleyen ve desteklemeyen herkesin mutabık kaldığı tek konu Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde HDP'den tam destek alacağı düşüncesiydi. O da bu düşüncenin ışığında hareketler sergiledi. Öyle şeyler yaptı ki PKK'nın ana yuvası Kandil CHP etrafında birleşme talimatı verdi. PKK'nın Suriye uzantısı YPG, CHP bize umut veriyor açıklamasını yaptı. Hatta kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmede ne vaatlerde bulunduysa görüşme sonrası HDP'li Mithat Sancar hem de CHP Genel Merkezi'nde PKK ve Öcalan konusunda aramızda görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyoruz sözlerini sarf etti. Bu hadiseler üst üste konulup düşünülünce HDP'nin Bay Kemal'den başkasını desteklemesi dışında bir harekette bulunması elbette düşünülemezdi. Ta ki Bay Kemal'e rakipler çıkana kadar. Önce ipten aldığı Fatih benzetmesi gazıyla İmamoğlu yarışa girdi, yaptıklarıyla Bay Kemal kadar olmasa da HDP'nin desteğini alacağı düşüncesini oluşturdu. Saraçhane kumpasında def etti, artık masanın adayı olur denilen aynı zamanda seçim tarihinin yaklaştığı içinde bulunduğumuz bu günlerde Bay Kemal'in adaylığının önünde tam gaz süratle ilerleyen biri daha peydah oldu. İlk olarak Türklüğü anayasadan çıkarma vaadinde bulundu, bu vaadi aday olursam rahat kazanırım açıklaması izledi. Şimdi de terörle mücadele başta olmak üzere askeri anlamda Türkiye'nin elini güçlendiren İHA ve SİHA'lar konusunda yaptığı bu projede öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz falan filan. Kusura bakmayın ya dokunacağız açıklamasıyla son sürat atağa geçti. Ali Babacan'ın yaptığı bu ataklara bakarsanız zamanlamasının ne kadar manidar olduğunu görürsünüz. Geçmişte adaylığının önünde engel olan İmamoğlu'ndan yeterince çeken Bay Kemal, bakalım bu kez karşısına dikilen Ali Babacan'ı oyun dışına itmek için neler yapacak? Seçim tarihini açıklayan adayımızı hemen ilan edelim diyenleri zor günler bekliyor. Benden söylemesi. Burak Özcan, Türk'ün.